Bir dakika. Ya kardeş, kusura bakma da ben bütün parayı sabahtı taksiye vermişim ya. Beni alakadar etmez kardeş. Ben alayım paramı. Al abi sen bunu. Öndeki arkadaşla bölüşürsünüz. Hadi eyvallah. Çocuk ödedi. Hadi git. Lan, kıllık. Sen parayı nereden buldun? Yoldan çektim. Biz de böyle bir delikanlıyız işte. Neyse, beni lafa tutma. Düz Mahalle Kilisesi'nden heykelimi alacağım da. Yav şekil. Sana kaptırmayacağım bu heykeli. Ha, sen yanlış anladın Şişem. Ben senin de aşkımın peşindeyim. Yalnız aşkın yolu bu kiliseden değil. Adana Pozant otobanından geçiyor. O da olacak. Allah'ın izniyle o da olacak. Feride'me Adana'ya gelin götüreceğim. Ama önce şu heykeli bir alayım. Sen önce heykelin tozunu alırsın. Tabii ona da müsaade edersen. Oğlum burası bomboş. Bir şey yok. Lan kıllık. Bu mu acaba lan? Ya cahil cahil konuşma ya. Koskoca kibeli heykelini bu kadar basit vitrine mi koyacaklar? Ne bileyim oğlum. Şerefime heykel bu. Bak buraya dikmişler de bir demek gibi. Kolono kolon bak. Bak. Oğlum çok biliyorsan kalk ara lan. Nerede lan bu kibele? Nerede lan bu zilli kibele? Kibele benim. Feride? Feride? Tebrik ediyorum. İkiniz de bulmacayı çözdünüz. Ne yani? Şimdi heykel yok mu? Saçmalamayın. Gerçekten heykeli alıp gidecek miydiniz? Evet, ben yerinden söküp sana getirecektim. E ne yapıyoruz şimdi? Eli boş mu dönecek? Hayır. Madem kibele sensin, o zaman seni almadan gitmem. Öslan, bizim kitabımızda kadınımızı kaptırmak yok. O zaman kitabın kapağını beni yaz. Çünkü bu aşkın kazananı benim. Seni o kitaba ayraç yapar, kapatırım üstüne kitabı. Bırak Feride'yi. Lan oğlum bırak. Sen bırak Feride'yi. Lan bırak dedim. Sen bırak. Lan bırak. Sen bırak. Lan bırak. Sen bırak. Oğlum, hayır, lan bırak. Yeter, yeter. Durun ya. Bence de yeter ya. Gerçekten bence de yeter. Ya Feride sıkıldım ben artık bu adamla yarışmaktan ya. Bu adam sevgiyi, aşkı da oyun zannediyor. Anlamıyor musun ya? Benim dengim de değil bu. Doğru diyorsun. Denk değilik. İstersen dartılak senle ha. Hankımız ağır geliyor. O ne demek ya? Bir dakika. Evet. Ne istiyorsun? Söyle. Düello mu? Ne? Ne düellosu? Bana uyar. Hadi düello ya. Feride'yi sen de seviyorsun, ben de. Sen de istiyorsun, ben de. Onun için bu işi ancak kan temizler Bavuş. Tamam. İyi. Her şey çok güzel de Allah aşkına şu kıyafetlerle şu şivi iç oluyor mu ya? Yakışıyor mu? Doğru diyorsun. Oğlum biz zaten niye gittik lan bunları? Ya Feride ne kadar garip bir hayalim varmış ya. Ne yapayım? Siz düello deyince aklıma eski çağlardaki İngiliz dükleri geldi. Ha. Neyse. Nerede kalmıştık? Hah. Mr. Halil.
Seni düelloya davet ediyorum. Geliyorum babuş. 5'e kadar say. Sonra sen eceline, ben Feride'me, güneşime kavuşacağım. Göreceğin tek ışık, tünelin sonundaki ışık olacak. Ben hazırım. Ben de hazırım. Ne bakıyorsun? Dönsene arkanı. Dönemiyorum oğlum. Niye? E kim sayacak? Ben sayarım. Yapma ya. Yok öyle. Feride'm. Nurum. Işığım Ferim. Sen say. Adil bir düello olsun ha. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Sakın. Bak sakın aklınızdan böyle bir şey geçirmeyin. Katil mi olacaksınız? Feride. Artık bir karar vermen gerekiyor. İkimizden birini yok etmen lazım. Beni mi seçeceksin? Yoksa onu mu? Beni yok etme. Ben seni çok severim. Ben Kibele'mi de alıp buradan gitmek istiyorum. Dokunmayın Kibele'ye. Bırakın gömüldüğü yerde kalsın. Neden Feride? Niye? Çünkü böyle giderse benim yüzümden yaralanacaksınız. Canınız yanacak. Yok, öyle düşünme. Sen bana sadece mutluluk verebilirsin. Kibele... kendinden bir parçasını kaybetmiş. Ve hep o parçasını arayıp durmuş. Senin kayıp parçan benim işte. Benle tamamlanabilirsin. Hayır benim. Feride, ne olur izin ver bir ömür boyu senin bir parçan olarak kalayım. Kibele bir gün o parçasını bulmuş. Ve yanına almak istemiş. Ama ona engel olmuşlar. O da hem parçasını hem de engel olanları zehirlemiş. Benim yüzümden yara almayın. Feride, ben seni çok seviyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil benim. Sevilmek çok güzel bir duygu. Hele o yaşadığım hüsrandan sonra bana ilaç gibi geldi. Ne yalan söyleyeyim. İkinizin de benim için mücadele etmesi hoşuma gidiyor. Peki küçük hanım, biz ne zaman duracak? Bunun sonu yok mu? Sevmek sevilmenin önüne geçtiğinde. Benim de kayıp parçam bu. Sevmek. Üzgünüm ama ikinizde de gönlüm yok. Ya beni seçim yapmaya zorlamayın ya da peşimi bırakın. Çünkü ben size hiçbir şey vaat edemem. Sipariş etmiştik. E neye niyet, neye kısmet? Kısmetinizde ciğer varmış. Hem Halil Usta'nın ciğerleri de çok meşhurdur. Afiyet olsun. Beyefendi böyle saçmalık mı olur? Zaten ben vejetaryenim, et yemiyorum.
Ayakla bir kere denine çıkar he. Bir kere denine çıkar. Hem bu etti, ciğer, ciğer. Bak aç ağzını, aç 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 aç. Aç. Yeniyorum kurban olsun. Şükrü abi. Aç. He. Hanımların siparişlerini getirdin mi? Onlar içerinin. Gidin oraları masaya. Siz ne anlarsınız? Ciğerdim ya. Siz onun kusuruna bakmayın. Başka bir isteğiniz? Yok istemez. Ama burası bir garip kokuyor sanki. Allah! Ne kokuyor lan? Abo Allah belanızı vermesin. Ne lan bu etleri yakmışsınız? Abi vallahi ben yakmışım. Şükrü abi yaktı ya. La oy nihayet geldiniz ya. Nihayet geldiniz ya. La arayırım arayırım telefonu açmayısınız ya. Dükkanda tıka basa dolu. Aklımda Yıldız abla da elimiz ayağımız birbirine bulandı ya. Tamam abi sakin ol ya. Bak geldik işte. Hep birlikte üstesinden geliriz. Sen otur dinlen biraz. Ben nasıl dinleneyim ya lan? Ben nasıl dinleneyim? Aklım Yıldız abladayken ben nasıl dinleneyim ya? Nasıl öldü Yıldız ablam? Kendine geldi mi? Konuştu mu? Ne söyledi? Ya Şükrü abi tamam bir dur bir sakin ol ya. Biz hastaneden çıkarken baygın değil mi? Sonra biraz da olsa kendine gelmiş. Ne? Allah! Allah'ım sana şükürler olsun. Nani ini iyo. Nasılmış, iyiymiş? Her şey yolunda mıymış? Tavşan bunlara niye söylesin ya? Haydi kendi gözlerimizden görelim Yıldız ablamızı. Haydi. Giyelim üstümüz ve gidelim. Tani tani bilmiyor. Yavaş. Tani tani bilmiyor. Gençler. Elimizi taşın altına koyuyor muyuz? Koyalım. Nasıl yani abi? Yani sarım. Şimdi benim ortağım yengemle Kirbem hastaneden döndüklerinde burayı çiçek gibi görmesin mi? Görsünler. Görsünler abi. Oğlum onlar evlatları için savaşırken biz burada rızıkları için savaşmayak mı? Savaşalım abi. Allah'ınıza kurban. Hadi lan o zaman ne duruyorsunuz? Üniformaları giyin hadi içeri. Tamam. Hadi yürü. Hadi. Hadi. Belanlı. Belki sen de mutfağa girersin. Orayı çekip çevirirsin. Olmaz mı ciğerim? Tabii abi girerim. Allah'ına kurban. Patron. Ordunun yollarında, ordunun yollarında bir kız çıktı karşıma. Bir kız çıktı karşıma. Kız laz mısın affet mi? Kız laz mısın affet mi? Vuruldum kaşlarına, vuruldum kaşlarına. Biz geldik mi ne? Ay, 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 haydi, ay, hadi, ay, yavaş. Ay, 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 ay. En zor şeyi ben aldım ay, ya. Ay. Kızım şunu şöyle. Şimdi. Minnoş Sarayı'na hoş geldin kraliçem. Ne yapayım ya? Bu saatte. Uzatma. Sen de uzat. Uy Mine, aha çiçek bahçesine çevirmişsin ya evi. Sen geldin ya, evimize bahar geldi Yıldız annem. Hani görüyor musun kız evlat bir başka yani kız evlat. Uy Mine'm, canım kızım. Uy. Sen Yıldız Bami'ne lahusa tacı mı yaptın? Sadece lahusa tacı yapmakta kalmadım. Lahusa şerbeti de yaptım. Oo kız minnak boyu da içecek vallahi dilin tamam kurudu kaç saattir. Yetecek değil mi o? Biraz sürahi küçük gibi ama. Gerçekten kız başka. Bak bak ya benim küçük kardeşine ne maharetler varmış da bizim haberimiz yokmuş. Gökçe nerede? O niye gelmedi? Kızım o kardeşinin yanında kaldı. Bardaklar da oyuncak ev bardağı gibi küçücük bardak. Evet buradan başlayalım. Teşekkür ederim. Ay canım eline sağlık. Ay çok güzel ya. Gidip okuyorum. Hadi yavrum aldı. İki daha yıldız aldı. İki tane alınca. Bu da küçük yani. Şurada şey yapalım artık. Zehir! Ne yapıyorsun sen? Bak gözümden kaçmadı sanma. Sen iyice boşladın ama diyetin ha. Haydi kendine gel istersen. Ne edin ya? Öğretmenim gibi ha. Haydi hocam. İstersen tek ayak üstünde falan ceza da ver milletin içinde yani. Ben dayısıyım çocuğun ya. Bacımın lavusa şerbetini içmek benim en doğal hakkım yani. İş sefer iş, sen bilirsin. Bunlar sana açlık ve spor olarak geri dönecek. Benden uyarması bir dost.
Ayda, sen gerçekten çok acımasız, çok bedbaht bir hanımsın yani. Oh, yarasın mavişime benim. Ay, kuş gibi de besliyor karısım. O benim dişi kuşum, beslerim tabii ya. Yeter ki evini bir daha bırakıp gitmesin. Yıldız abla, biliyor musun sen yokken babam evi yakmaya çalıştı. Ne? Ula hani geleceğimiz, hayallerimiz, her şeyimiz buraya da yakmazdın? Sen olmayınca hayal mi olur mavişim? Sensiz hayal ne yapayım ben? Yine hayalimiz yarım kaldı. Kapıdan içeri oğlumuzla giremedik. Mavişim, oğluşumuz böyle güzel güzel güçleniyor şimdi orada. Evet Yıldız, sen iyi olacaksın ki evladın da iyi olacak. Onun sahişinin çok ihtiyacı var. Ben evladıma doğru düzgün analık mı edebiliyorum sanki? Daha sütümü bile veremedim. Evet, sen kendine böyle yüklendikçe gelecek mi sütün? Gelmeyecek. Evet mavişim, hem ne dedi doktor? Stresten, sinirden uzak duracaksın dedi. Hem Yıldız anne, internette okudum. Yani reyhan şerbeti sütte yapıyormuş. Hakikat yani, bu süt gelmeyeyim elmeyeyim yani. Madem öyle bir şey varsa şöyle bir ot mot yok mu süt getiren? Sen bilirsin Naide. Ya abi ne otu ya? Aa, işimiz oraya kaldıysa vay halimize. Niye öyle diyorsun Yıldız anne? Alternatif tıp diye bir şey var sonuçta. Kız, anam hep anlatırdı aslında. Bak şimdi aklıma geldi. Anam mı? Anam, ben doğurduktan bir ay sonra sütü gelmiş. Bu konu üzerine de nenemin meşhur bir tarifi varmış. Naide, sende var mı o tarif? Benim beynimde var, var, var o tarif var. Askerlerim, bana bir kağıt kalem getir bakayım. Beynimi dökeceğim. Şerbet kokuyormuş. Sürahi alın bari, gidin önünüzde bunu da için. Al. Allah! Bomba gibi patladı ya. Abi. Sefer amca, ben onunla şekilli çikolata yapacaktım. Sus babasının kızı. Balondan çikolata kek yapacak ruh hastası. Senin bu abin ruh hastası. Hasta ruhlu aile. Ne? Ne? Ya ne yapayım kız? 8 dakikadır ellerimi tutmuyorum. Allah, sensizlikten buz kestim ha. Okuyamam ben aşkıma. Ben şimdi sana güzelce bir çay demlerim. Isını verirsin, tamam mı? Ya sağ bir şey değil mi? Ben senin gözlerinin her içine baktığımda cayır cayır yanıyor mu zannediyorsun? Lan! Ne oluyor lan? Sizde hiç utanma, arlanma yok mu? Ha? Baba, yani ne ettik biz ya? Ablam felç geçirmiş. Yeğenin hastanelerde can çekişi, emme sen burada kikirdiğin, utanmadan. Ayıp nedir, hiç mi bilmiyiniz ya? Yok, Naide yengemin sütünü sanmışlar, onu içmiş ama içiyormuş yani, gene de bir gelişme var yani. Ay olsun ya Yaşar, al böyle başladı ya, gerisi gelir. Bir dakika, bir sürprizim daha var. Heh. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Heh. Abimle de barışmışlar. Ne diyorsun kız sen? Barışmışlar diyor baba, ne diyecek? Dediğini kulağın duyuyor mu? Hem Allah aşkına bilmiyor musunuz mu ya? Her seferinde kavga ediyorlar, sonra kötü olan biz oluyoruz. Bir de bir şey diyeyim mi? Ben artık karışmamaya karar verdim. Kamer de karışmayacak. En iyisi siz de karışmayın. Bırakın ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ula, sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? He? Ne demek karışmayın lan? Sen o kocası olacak adamın ablana ettiklerini ne çabuk unuttunuz ya? Ya Hanife anne, bir tek siz böyle düşünüyorsunuz. Yıldız abla böyle düşünmüyor ki. O kocasının yanında olmak istiyor. Ya az önce görüntülü konuştuk, yüzünde güler açıyordu değil mi Boyra? Ha baba, böyle birbirlerine bir genetlenmişler, görmeniz lazım var ya. Sen de buna sevinin öyle mi? Ya baba, benim suçum günahım ne şimdi? Hem benim ablam Kuzey abiden vazgeçmez. Anlayın artık lan şunu. Sus! Ha, sus! Şimdi de bana o mal değneğini mi savunayım? Karınköylü! Çıkın gidin evimden. Gözüm görmesin sizi. Haydi. Hadi defolun. Gözüm görmesin sizi. Gene mi? Evet. Gene. Bir daha da söylüyorum. Gidin evimden. Haydi. Madem bu kadar garı köylü oldun, sana da bundan sonra kayınananla kayınbaban baksın. Haydi. Haydi. Bir dakika. Bir dakika. Baba bir... Bana baba deme.
Hadi defol git. Annen ne diyorsa o. Hadi yala. Hadi. Tamam tamam ya. Tamam tamam. Hanife. Bana bak. Sen şimdi hemen bir an tüfeğimi getir. Ben bu mal değneğini alnının ortasından vuracağım. Yok Yaşar Efendi yok. Bu iş tüfekle çözülecek olsaydı çoktan çözülürdü o iş. Çoktan. Bak hadi. Yetti. Bana geldiler. Bundan sonra Uman dayı ben elime alayım. Münasiptir efendim. Eğer bana karışacak olursan gözün yaşına bakma. Bilesin Yaşar. Şimdi ben bizzat kendim gideceğim. Kızımı alıp buraya geleceğim Yaşar. Nasip. Sen de o zamana kadar uslu uslu burada bekleyeceksin. Anlaşıldı mı Yaşar? Fevkalade anlaşıldı Hanife. Aferin. Bunu da al eline. Tut. Geri geldiğimde bir tane taş görmeyeceğim orada. Ayıkla. Tamam mı? Bir tane taş görmeyeceğim. Duydun mu? Yetti be. Bunda taş mı var ya? Taş var içinde onun. Hadi sen emin misin bu otlardan? Doğa her derde devadır Kuzey. Bunu sakın unutma. Ya Naide biz de biliyoruz doğa her derde devadır. Onu anlıyorum. Sadece diyorum ki güneyimle mavişime herhangi bir yan etkisi falan olur mu diyorum. Tek yan etkisi. Yıldızım. Süt şelalesine dönüşecek. Güneyim de anasının sütünü emdikten sonra yürümeye başlayacak. Yani anlayacağım benim yeğenim 10 kaplan gücünde olacak. Aynı dayısı gibi. İnşallah dayısına benzemez de. Kız halaya olan dayı. Boncuğum sen hiç endişelenme. Bırak kraliçeleri. Bu otu içen krallar bile süt verir. Şş, kral değil. Sen de kral diye geziyin ya. Sağ değil yani. Bence sen de otlardan iç. Sen de süt verirsin. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Sen istiyorsan süt verebilirsin. Biz de sütleri mavişim verecek inşallah. Oğlum baskı yapma kıza devamlı. Bir verecek verecek. Üzgün zaten. Ne var yani? Bir erkek hanımı için gerekirse gerekmediği halde süt verir yani çok. Naide benim adımı yazar mısın oraya? Ben otlardan içeceğim ben de süt vereceğim. Beni yaz. Naide bitmedi mi daha ya? Yazdın. Ay Uzey kafamı karıştırıp durma ya. En önemli üç otu yazmadım düşünüyorum. Ya en önemli üç otsa onları yazaydın. Önemsiz bir sürü ot doldurdun oraya ya. Neydi? Hanım otu. Geven otu. Ay kedi piskeli. Kedi pisliği mi? Kedi piskeli. Ha püskülü. Evet işte liste böyle yapılır ya. Tamam olabilir. İstirmeyin kimseye iyi saklayın. Tamam. Mavişim ben bu otları bulup geliyorum. Bir 20-30 yıl sonra gelirim. Ama o niyeymiş? Şimdi Himalaya, Everest, dağlar, tepeler hepsini gezeceğim. Anca güneyin askerliğine falan denk gelir. Sen de anca torunlarımızı emzirirsin. Ama Kuzey kardeşim, otların menbaı şehrinde yaşıyoruz. Güzel ordumuzdaki bütün ahtarlarda bu otları bulabilirsin. Merak etme Mavişim. Sana süt şelalelerini getireceğim. Uy inşallah Kuzey'im inşallah. Böyle inşallah bir hareketlenme olur. Olacak tabii. Sefer yürü. Hadi. Ya baş sen nasıl hızlı çıktın öyle?